Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Anlamadım. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Sahtekarlık geliyor. Sahabe. Sahabe. Sahtekarlık abi, dinle ilgili şey bana ters geliyor. Öyle mi geliyor? Öyle geliyor. Tamam. Sahabe mi? Sahabe. Sahabe. Valla ne bileyim yani. Bir şey gelmiyor mu? Bir şey gelmiyor aklıma, ne gelsin ki? Tamam, teşekkürler. Bu pazar genel bir seçim olursa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti'ye veririm ben. Evet. Neden? Neden? Çok güzel bir soru. Biz 20 yıl geriye döndüğünüz zaman, 25 yıl geriye döndüğünüz zaman insanlar belki o zamanlar yaşam olarak belki her şeyi biraz idari olarak maksimum halledebiliyordu. Ama bugün dünyanın her yeri değişti. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Anlayamadım. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi sahabe deyince aklıma hiçbir şey gelmiyor. 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 Gerçekten. Tamam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim? Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Sahabe. Evet, sahabe. Deyince. Sahabe biliyorsun rahmetli bir, tövbe estağfurullah, Peygamberimizin zamanında olan bir kelime, o zamanlar sahabe denir. Onun kişiliklerinde, ona karşı şey olanlar da sahabe deniyor biliyorsun. Bu pazar genel bir seçim olursa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti. Neden? AK Parti yani. Bir nedeni yok mu? Bir nedeni adam belli yani, her şey ortada yani. Tamam. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Sahabe. Sahabe bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam, teşekkürler. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Ne? Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Şimdi efendim, dini siyasete karıştırmak istemiyorum. Ben sahabenin ne olduğunu biliyorum. Peygamberinle beraber Hazreti Mekke'den Medine'ye giden kişiler ve o günkü Müslümanlardır. Ben de Müslümanım. 5 vakit namaz kılarım ama ben sahabe, mahabe bunları takmam yani. Doğrusu söylemek istemiyorsa böyledir. Onlar da insan, ben de insan. Ben de namaz kılıyorum. Allah'ı ben de biliyorum. Bunu sahabe diyerek siyaset yapmak istemiyorum. Tamam, teşekkürler. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Nasıl? Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Ben anlamam öyle şeyden. Ben anlamıyorum. Ben çünkü şöyle söyleyeyim. Böyle dinler, mezhepler, ona benzer şeylere ben çok uzağım. Ben elhamdülillah Müslümanız. Öyle diyoruz. Ama bunu da açıkça söyleyeyim. Ben önce Türk'üm, sonra Müslümanım. Tamam. Ha, din bana çok uzak bir şeydir. Açık konuşayım. Ben her dine aynı mesafedeyim. Her dine aynı mezhebe aynı mesafedeyim. Yok Aleviymiş, yok Sünniymiş, yok şuymuş. Öyle bir şey yok kardeşim. Biz hepimiz insanız. Tamam, teşekkürler. Senin dinin beni ilgilendirmiyor. Senin ırkın beni ilgilendirmiyor. Senin mezhebin beni ilgilendirmiyor. Senin kişiliğin, karakterin, duruşun, ülkene, vatanına, milletine yaptığın ve yapacağın şeyler beni ilgilendirir. Yoksa sen Alevisin, bana ne kardeşim? Sen Sünnisin, bana ne kardeşim? Senin günahını da, sevabını da bana soracak halleri yok. Çok teşekkürler. Hocam sadece Tayyipçiyim diyor. Tamam. Erdoğan bizden başka alternatif yok dedi. Sizce AK Parti'nin alternatifi var mı yok mu? Onu ben anlamam ki, ben bilmiyorum ki onu. Ben Tayyipçiyim kızım. Teşekkürler. Tamam. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Sahabe. Sahabe. Tabi. Yok, sahabe. Dilim dönmüyor ki benim. Sahabe. Teşekkürler. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Sahabe. 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 Yani kimler olur? Bugün Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem efendinin yandaşları, beraber yürüdüğü insanlar, o zamanki sahabelerden. Peki aklınıza bir isim geliyor mu? Sahabelerden mi? Hazreti Ömer, Hazreti Ali. Çok teşekkürler. Sahabe ne demek? Nasıl? Sahabe. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Sahabe deyince ne bileyim, onu bilmiyorum. Tamam, teşekkürler. Sahabe, sadat ikramlar geliyor ya, Peygamber Efendimiz zamanı yani. Aklınıza peki bir isim geliyor mu? Hazreti Ömer mesela. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Osman. Osman. Yani. Eski şiirleri kuranlar. Tamam, çok teşekkürler. Peygamber Efendimiz zamanında yaşayanlar. Peki aklınıza bir isim geliyor mu? Ebu Bekir.
tamam. Çok teşekkürler. Teşekkürler, sağ ol. Yaşam, geçim, ekonomi sizce nasıl gidiyor? Çok zor, çok zor. Geçinemiyoruz. Vallahi çöpten ekmek aldık, yiyoruz. Peki bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti. Peki neden? Ya yok, başka dürüst yok. Yok. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Ne? Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Sahabe. Sahabe. Sahabe nedir? İşte biz de size soruyoruz. Ben de bilmiyorum ki sahabe. Teşekkürler. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Neymiş? Sahabe. Sahabe nedir? Evet. Bilmiyor musunuz? Çok teşekkürler. Sahabe deyince eski Peygamber Efendimiz'in zamanında olan sahabeler geliyor. Peki bir isim var mı aklınızda? Sahabelerden? Yok, şu an gelmedi aklıma bir şey. Tamam, teşekkürler. Yani davamızdan vazgeçmemek lazım. Tamam. Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiden yana kullanırsınız? Ben önceden Tayyip Erdoğan'ı atıyordum. Hala fikrim değişmiyor, Tayyip Erdoğan. Yine AK Parti'ye atarım yani. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Valla sahabenin anlamını bilmiyorum ya. Onu bilmiyorum. Tamam, teşekkürler. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Sahabe peygamber zamanında peygamberimizi gören kişiler geliyor. Peki bir isim var mı aklınızda? Eyüp Sultan mı? Eyüp Sultan. Evet. Tamam, o da sahabe. Tamam. Teşekkürler. Başka bir şey diyemeyeceğim. Şimdi zaten onların zamanı değil. Onlar hepsi rahmetli oldu, öldüler. İlla ki bu dine katkıları olmuştu. Allah hepsinden razı olsun ama şu anki zaman o değil. Artık önümüze bakmalıyız. Ülkemizi geri almalıyız. Kurtarmalıyız. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Yani, tamam, teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Sahabe ne demek? Sahabe? Sahabe kira ne demek? Kira işte. Teşekkürler. Sahabe. Evet. Sahabe. Valla şu an aklıma bir şey gelmiyor. Gelmedim. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Yaşam, geçim, ekonomi sizce nasıl gidiyor? Bence süper. Evet. Herkes yalan söylüyor. Ben fakir görmüyorum. Tamam. Bak. Sen nereden bileceksin? Sen de herkesin içindesin. Hayır, hayır, hayır. Gel oraya dur. Millet aç gözlü. Böyle şey yapacağım. Millete kavga ettireceğim ben. Yok yok, bir şey olmaz. Yemin ederim herkes yalan söylüyor. Kimse geldi. Ha, ben çevremde, doğuda falan bilmiyorum. Görüyorum. Ay, para yok, para yok. 3 tane araba var kapıda. Bunlar mazotta çalışıyor. Mazot bedava mı? He. Tamam. Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Tayyip Baba çok yaşasın. Tamam. Tayyip Baba çok yaşasın. Allah onu esirgesin. Kameraya bakar mısın şöyle? Tayyip Baba çok yaşasın. Allah onu esirgesin. Siz de çok yaşayın. Teşekkür ederim. Soracağım da. Yetersiniz. İki tane daha sorum var. Tamam. İşte şahı sen dömürme. Erdoğan bizden başka alternatif yok dedi. Sizce de öyle mi? Bence de. Ondan başka adam yok orada. Son soru. Tamam. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Anlamadım. Evet. Sahabe, evet. Evliyalar, şeyhler, bilmem türbeler. Ne olur ki başka sahabe? Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ha. Tayyip Bak. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Daha? Sahabe. Sahabe. Özür dilerim. Bitti mi abla? Cevap verin. Bilemeyeceğim diyorum ya. Tamam, çok teşekkürler. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Peygamber Efendimizin etrafındaki yakınları, onu dinleyenler, ona en yakın olanlar, onun İslamiyet'i ilk kabul edenlerin, yani Peygamberimizin etrafındaki onu en seven, en yakını olan ve onun tüm icraatlarını kabul edip onunla birlikte çalışanlara denir sahabe. Peki bir isim var mı aklınızda? Hayır ama bir kitap okumuştum, orada hatırlıyorum biri vardı. Bilmiyorum, hayır. Tamam, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi günler. Alıyor mu beni? Sahabe deyince. Sahabe bu Araplarda şey değil miydi mesela? İşte sahabenin ben şimdi açılımını vallahi biliyorum da yapamam şu anda nasıl bir şey diye sahabe. Sahabe. Yani yapamazsan sorun değil. Yani bilmiyorum ya sahabe. Tamam, çok teşekkürler. İyi günler. Aa, baştakine veririm. Yani parti ismi olarak da verirseniz çok iyi olur. AK Parti. AK Parti. Sahabe mi?
Ay Peygamber Efendimizin. Ya onu söyleyemeyeceğim şimdi. Tamam, isim var mı peki aklınızda? Ne? İsim. Yok. Tamam, çok teşekkürler. Peygamberle ilgili bir şey değil mi? Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Peygamberimizin sahabeleri. Sahabe derken şimdi benim sahabe onlar geliyor aklıma yani sonuçta. Sahabeler başka da pek konu hakkında bir şey diyemeyeceğim herhalde. Peki bir isim var mı aklınızda? Yanlış... İsim sahabeler mi? Yok. 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 Peygamberimizin sahabeleri konusunda eğer doğru bir kelime hatası yapmamışsam bir sahabelerin kim olduğu konusunda şu an için kafamda en azından bir isim aklıma gelmiyor diyeyim ben. Tamam, çok teşekkürler. İyi günler. Ya nasıl gidiyor? Çok güzel. Çok güzel. Evet. Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ben Tayyip'e veririm. Tayyip'e. Neden Tayyip'e veririm? Şöyle söyleyeyim. O kadar insanlar hani her zaman diyorlar cep telefonunu çıkar yok işte İşte şu kadar marka telefon kullanıyorsun diyorlar. Mesela biz burada inşaat işi yapıyoruz, yıkım işi yapıyoruz. Burada bir sürü kentsel dönüşüm olan yerler var. Şu an burada insanların bütün herkes mağdur diyorlar değil mi? Ama şu an maliyetler yükseldi, doğrudur. Ama şu an insanlar sağlıklı bir evde oturuyorlar. Neden? Şu an biz yıkım yapıyoruz. Binalarda çıkan demirlere bakıyoruz, betonlara bakıyoruz. Komplesi çürük. Bu insana bir kere kurtuluyor. Şimdi oy gelince burada şu an Cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan değil, göstermelik olarak kim olursa olsun bizi nerede temsil eden bir insan varsa biz her zaman onun yanındayız bir ülke olarak. Sahabe nedir? Yani sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Yani sahabe derken bu mesela Mekke Medine olarak sahabe derken ki mesela dönüşü mü diyorsunuz yoksa sahabe olarak başka ne olabilir? Sahabe işte aklınıza ne geliyorsa onu söyleyin. Sahabe dediğin zaman hani sahabe der bizim nedir ibadet ettiğimiz Mekke Medine'de olan bir sahabedir mesela dönersin. Etrafında budur yani. Başka nedir? Sahabenin açıklamasını siz yapın bir de bana. Sahabe Peygamber Efendimizin evet. Arkadaşlarına görmüş olan. Evet. Kişiler. Tamam işte değil mi? Öyle. Peygamber'e sahabe yapıyorsun, dönüş yapıyorsun, işte tavaf ediyorsun, ne bileyim ne yapıyorsun. Bunlardır. Tamam. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Olay. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Wow, Efendimizin en dostları yaşayan, gören, bilen, söyleyenleri demek. Peki aklınızda bir isim var mı? Çok. Hangi birini sayayım? Bir tane söyleyeyim. Üç tane, tamam. Allah Allah. Ebu Bekir radıyallahu anh. Osman, Ali, daha şu anda gelemiyorum. Mikrofon heyecanı olsa gelir. Tamam, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Yani ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. Yok, bilmiyorum. Tamam, çok teşekkürler. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Neyi? Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Evliya gelir aklıma. Sahabe. Ermiş insanlar. Tamam. Çok teşekkürler. Tamam. Sahabe deyince din, İslam. Tamam. Çok teşekkürler. Sahabe. Sahabe topluluk mu acaba? Bilemiyorum ama. Yani o da sizin fikriniz tabii. Evet. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Neydi? Sahabe. Sahabe yani anlıyorum ben. Sahabe yani İslam adına şey yapıyorlar. Yani ama elhamdülillah Müslümanım. Garip eleden beri Müslümanım ama burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Laik devlet yani. Herkes dinini istediği gibi yaşıyor. Yani kimse kimseye engel olmuyor. Eğer oluyorsa da bu 20 sene AK Parti iktidarında oluyor yani. İnsanları yani ötekileştiriyorlar yani. Sahabe. Sahabe. Sahabe denince aklıma İslam teşkilatı geliyor. Tamam. Teşekkürler. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Peygamberlerimiz dostları, beraber savaştığı askerleri, İslam dini savaş için savaşan insanlar. Peki bir isim var mı aklınızda? Sahabeler mi? Hı hı. Hazreti Ömer de sahabeydi. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi sizce nasıl gidiyor? Şu anlık iyi. İyi mi? Her ülkede var zaten. Ay bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Benim için her zaman AK Parti tek parti. Neden? Ülkemizde 20 yıldır o kadar yaptığı faaliyetler var. Neden diye bir şey olur mu? Bunları görmezden gelemeyiz yani. Tamam. Erdoğan bizden başka alternatif yok demiş. Sizce de öyle mi? Aynen öyle. Tamam. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Sahabe deyince aklıma ne geliyor? Valla onu bilmiyorum, yalan söyleyeyim. Çok teşekkür. Sahabe deyince aklınıza ne geliyor? Sahabe deyince Peygamber Efendimiz'in zamanında ermiş kişilere deniyor.
Yani o zamanların sahabesi şimdikini, şimdi yok da ermiş kişilere denir. Peki bir isim var mı aklınızda? Hazreti Ali, Ömer, Osman, çok isimler var da aklımda şimdi. Tamam, çok teşekkürler. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.